Merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Güzel bir makarna yaptınız. Ondan sonra dediniz ki, ya bu çok tuzsuz olmuş, biraz üzerine tuz atalım. Bakın ondan sonra neler olacak. Makarna ince bağırsağa kadar gelecek ve ince bağırsağında karbonhidrat ve glikoza dönüşecek ve arkasından da emilecek. Şimdi burasını bağırsağın içerisindeki şeker düşünün. Buraya da hücremizi çizelim. Buradan bağırsak hücresinin içerisinde glikoz geçecek, oradan da kan dolaşımına geçecek ve sonuçta da şekerimiz yükselecek. Yalnız şekerin bu bağırsak hücresinin içerisine girişinde önemli bir arkadaş var. Bu arkadaşın iki eli var. Bir eline glikozu alıyor içeri almak için. Fakat diyor ki ben glikozu alıyorum bir elime ama öbür elime de sodyum istiyorum. Yani tuz istiyorum diyor. Ancak ondan sonra iki elim dolu olursa sonra glikozu hücre içerisine alırım diyor. Ve öylelikle dolaşıma geçer tuz. İşte bu sodyum bağlantılı glikoz transportu adlı bir madde, bir protein, SGLT ismi. Dolayısıyla sodyum yani tuz olmadan glikoz emilemez gibi bir teorik kural çıkartabilirsiniz. Bu yüzden SGLT çalışmasını azaltan bir ilaç bulmuşlar. Adı glifozin, daha doğrusu grup. Bunun içerisinde de dapaglifozin diye bir ilaç var. Adı Forziga, Türkiye'de satışta ve bunu incelemişler metforminle, yani bilinen glifor, glukofaj gibi şeker ilaçlarıyla karşılaştırmışlar. Daha fazla kilo verdirdiğini görmüşler ve aynı zamanda şeker ve kalp damar hastalıkları riskini de azaltmışlar. Bakın makarnadan tuza, tuzdan şekere nereye geldik? İşte bilimin güzelliği de burada. Aman hemen koşturup Forziga almaya kalkmayın. Doktorunuz şeker hastalığı varsa ancak onu yazabilir. Efendim, görüşmek üzere, hoşça kalınız.